Operatörlerle alakalı bir örnek yapacağız şimdi. Yapacağımız uygulama Girden 3 tane sayıdan En az bir tanesinin bile çift olması durumunda Ekrana Tebrikler yazdıran bir program yapacağız. Eğer olmaması durumundaysa Hiçbirisi çift değilse O zaman da kaybettiniz yazdıran bir program yazacağız. Şimdi kullanıcıdan bir veri almamız gerekiyor. Hatta bir değil 3 tane veri almamız gerekiyor. Bu yüzden ne yapacağız? Önce scanner yazacağız. fix import diyerek dahil ettim. Evet. Şimdi kullanıcıya bir sayı gireceğini, birinci sayı gireceğini bilgilendirmesini yapmamız lazım. Yapalım. out ile. Hatta alt satıra geçmemesi için print kullanacağım. Birinci sayıyı giriniz. Şimdi klavyeyi dinleme işlemini yapacağım. Kullanıcıdan gelecek sayının bir yerde depolanması lazım. Bir yerde tutulması lazım. O yüzden bellekte bir alan oluşturmam gerekiyor. Oluşturacağım alan kullanıcı tam sayı gireceğini düşündüğüm için integer üretiminde olacak. Integer dedim. Birinci sayı gireceği için değişken isme sayı 1 demek istiyorum. İsmi sayı 1 olsun. Bu da klavyeden gelecek değere eşit olacak değil mi? O yüzden input diyorum. Nokta next int. Şimdi ikinci sayıyı alma vakti. System nokta out nokta print yazıyorum. Parantezleri açtım, tırnakları koydum. İkinci sayıyı giriniz. Yine ikinci sayıyı da klavyeden dinleyeceğim için bir alan oluşturmam gerekiyor. İkinci sayı için ayrı bir alan oluşturmam gerekiyor bellekte. Integer diyorum buna da. Sayı 2 ismini veriyorum. Eşittir dedim klavyeden gelecek değer olduğu için input nokta next int. Evet. Şimdi son olarak 3. sayıyı alma vakti geldi. E dedim hızlı hızlı. Şuradaki elenleri sildim. Üçüncü sayıyı giriniz. Ve üçüncü sayım içinde bellekte bir alan oluşturuyorum. Tam sayı tipinde Buna da sayı 3 ismini vereceğim. Birinci sayıyı, ikinci sayı ve üçüncü sayı aldım. Şimdi benim bir koşul kontrol etmem gerekiyor. Bu üç sayıdan en az bir tanesi bile çift mi? Bu işlemi yapmam için bir soru soruyorum gördüğünüz gibi. If bloklarını kullanmam gerekecek. Bunu az çok kestirebiliyorum. Ama üçünden en az birinin olma ihtimalini ben nasıl gözden geçirebilirim? Yani üçü de olabilir, ikisi de olabilir, hepsi de olabilir, sadece bir tanesi bile olabilir. Bunun için sanki biraz operatörlerde biz bu konuyu görmüştük. Veya diye bir operatörümüz vardı sanki. Sonuçlardan yani koşullardan bir tanesinin olmasında bile, olması ihtimalinde bile girişe izin veren bir koşu oldu bu. Bir işaretti. İflin içinde kullanılıyordu genelde. Hemen yazmaya başlayalım. If dedim. Önce birinci sorguyu yapacağım. Sayı 1. Bir, sayı 1'in modu sayı 1'in 2'ye göre modu eşit eşittir 0 mı diye soracağım. Ne demiştik? Bizim mod alma diye bir operatörümüz vardı. İstediğimiz sayıya göre mod alabiliyorduk. Mod almak demek neydi? Bir sayının istediğimiz sayıya göre bölümünden kalan. Bir sayının çift olduğunu anlayabilmemiz için de o sayıyı ikiye böleriz. Kalanı bir midir sıfır mıdır onun kontrolünü yaparız. Burada da aynı şekilde onu yapmış oldum ben. Sayı bir değişkenini yani buradan birinci sayıyı giriniz dediğimde dinlediğim değeri aldım. Dedim ki bu ikiye bölümünden kalanı sıfır mı dedim. Ve şu an bıraktım. Eğer böyle bırakırsam süslü parantezlerimi açıp böyle bırakırsam sadece bunun çift olup olmadığını kontrol ederim. Ama benim üçünün de kontrol etmem gerekiyor. Şöyle de yazamam ki. Hani else if yazıp else if yazıp parantezleri açıp sayı 2 işte modunu alıp eşit eşittir 2 de diyemem ki. 0 da diyemem ki. O zaman nasıl olur? O zaman burada o zaman buradaki işlemi görüp eğer bu burası doğruysa buraya girer ve bunları hiç çalıştırmaz. Ben böyle bir şey olsun istemiyorum. O yüzden bunu siliyorum. Anlayacağım şu benim bir parantez içerisinde üç tane sorguyu kontrol etmem gerekiyor. Üç tane koşul sunmam gerekiyor. Bu koşulların da en az bir tanesinin doğru olması benim için yeterli. Eğer hepsinin doğru olmasını isteseydim V kullanırdım. V operatörünü kullanırdım. V operatörü nasıldı? Hepsinin doğru olmasını istiyor. Arasından bir tanesi bile yanlış olsa kabul etmiyor. Ama bu veya operatörü bizim kullanacağımız veya operatörü böyle değil. O İşlerinden bir tanesinin bile doğru olması durumunda sonucu doğru kabul ediyor. Hemen kullanmaya başlayalım. Veya operatörünü nasıl kullanıyorduk? Alt tuşuna basıyorum. 124 tuşlarına bastım. Birinci çizgimi koydum. İki kez çizgi koymam gerekiyor. Tekrar alt 124 yaptım. İki tane çizgi koydum. Şimdi sayı birin çift olup olmadığını kontrol ettim. İkinci bir sorgum ne benim? İkinci bir koşulum ne? Sayı 2'nin çift olması sayı 2 mod 2 yani çünkü 2'ye göre modunu alacak. Eşit eşittir 0 mı? Son olarak 3. koşulumda yazıyorum. sayı 3 mod 2 eşit eşittir 0 mı? Gördüğünüz gibi burada 3 tane sorgu var, koşul var. 3 tane koşul var. Bunlardan bir tanesi bile doğru olması durumunda buradaki süslü parantezlerin içerisine girecek. Ve ne yazdıracak? Esat diyecek. Tebrikler yazdıracak. Ama bu koşullardan hiçbirisi olmazsa o zaman ne yapacak? Eğer ben bunu böyle bırakırsam bu tamamen bir tip bir örneği olur. Sadece bu koşullar işte bu koşullardan herhangi bir tanesi doğruysa bunun içine girer çalıştırır ve yoluna devam eder. Ama bir de olmazsa ihtimali var. Onun için de ben programımda, programımda bir şey geliştirmek istiyorum. Eğer olursa şu olsun, olmazsa bu olsun demek istiyorum. O zaman else kullanıyorum. Süslü parantezi açtım. Olmazsa dediğim için else'nin bir e, koşul parantezi olmaz. Çünkü yukarıdaki durumun olmaması ihtimalini ele alır. Yukarıdaki durumun olmaması ihtimalinde ise hesağıt yazsın ve kaybettiniz dedirsin. Bu kadar. Şimdi programımızı çalıştırıp hep birlikte görelim. Birinci sayı giriniz dedi. Birinci sayı girelim. Çift hiçbir sayı girmeyeceğim. 5 7 ve 9 Gördüğünüz gibi kaybettiniz. Tekrar çalıştıralım. Hepsini çift sayı gireceğim. 2, 4, 6 ve kazandığınız tebrikler sonucunu ekrana yazdırdı. Şimdi ikisini e, çift sayı girelim bir tanesini tek sayı girelim ne yapacak? 2, 4, 7 yine tebrikler sonucunu ekranıma yazdırdı. Peki ikisi tek olsun sadece bir tanesi çift olsun o zaman da ne yapacak? O zaman da tabii ki de tebrikler sonucunu yazdıracak. Hep birlikte görelim. 7, 9 ve 4. Yine tebrikler sonucunu ekranıma yazdırdı. Eğer buradaki işaretler veya değil de V işareti olsaydı ne olurdu? Gösterelim. V operatörünü kullanabilmem için iki tane V yazıyordum buraya. Buraya da aynı şekilde yapıyorum. İki tane V yazdım. Şimdi programı çalıştırıp görelim. Şimdi bu koşulların üçünün de doğru olması gerekiyor. Yani içerisinde ben bir tane bile tek sayı girersem eğer o zaman bana kaybettiniz diyecek. 4 2 8 Tebrikler. Hepsi çünkü çift. Şimdi bakalım. Bir tanesini tek yapacağım şimdi. 4 6 ve 5 ve kaybettiniz. Çünkü V'nin mantığını hepsinin buradaki koşulların hepsinin doğru olması gerekiyor. Senin buradaki süslü parantezlerin içerisine erişebilmen için. Erişemediği için burada herhangi bir tanesi yanlış olduğu zaman buraya erişemeyeceği için o zaman ne yapıyor? Eğer bu koşul sağlanmazsa buradaki e ben bunun içerisine giremezsem o zaman Else'ye gidecek ve kaybettiğiniz sonucunu yazdıracaktı. Bu şekilde operatörleri anlayabilmemiz için bir örnek yapmış olduk. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.